Well, it's happening, and it will destroy us all. You spin me right round, right round. Someone has to stop this thing. Like a record, baby, right round. And that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? I'm not the person who can stop this thing. You are that person. Now take my hand! Run! For every action. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Oyunda çok canım sıkıldı. Sıfırdan başlama kararı aldım. Bu yüzden sıfırdan başlıyorum. Böyle bir küçük bir içerik olsun diye. Hem de şey ne derler onu dediğim gibi. Ay ne derler ona. Dediğim gibi sıfırdan başlayan arkadaşlar için yeni oyuna bir akım gelmiş. Baya bir yeni başlayan oyuncular olmuştur oyuncular. Bundan dolayı benden böyle bir video çekmemi istediler Türkçe. Abi ilk olarak zaten oyunun mantığı biraz baya bir değişmiş. Hedeflere bir girelim ya da şöyle istediğiniz kılına girebiliyorsunuz. Hem iyiler hem kötüler olarak başlangıç yapabiliyorsunuz. Bölümünüzdeki insanlarla oynayabiliyorsunuz. Oyunda sıfırdan başlamamın sebebi de zaten hem size oyun hakkında bilgi vermek, nereden başlamak, ne yapmak daha iyi. İlk olarak Gondor topraklarında başladım. Gondor toprakları biraz bereketlidir. Ama yüksek olarak büyük ihtimal elfler var herhalde. Ya, bu sunucu biraz yeni açıldığı için kalabalık değil. Tabi eskisi gibi beklemeyin. Eski kalabalıkları düşünmeyin. Arkadaş buraya saldırmamı söylemiş ama bir önemi yok. İlk olarak zaten yapmamız gerekenleri anlatacağım size. Komutan olarak Dvalin'le başladım. Oyuna şöyle bir özellik daha gelmiş. Aylık paketi ucuz alıyorsunuz %50 indirimle. Buna 50 liraya falan alırsınız sezon pasta. Efendime söyleyeyim. Sonic. Bir komutan Aragon klasik Aragon veriyor. Aragon niye böyle 6000 yapmışlar hiçbir fikrim yok. 6000 değil o. Sezon pas yarı fiyatları gibi düşün. Sezon pas alırım. Yani oyuna başlayacaksam bunu alırım. Sezon pas alırım. Burayı hayatım hiç almadım. Aylık paket alırım. Haftalık alırım. Bonluk paket alırım. Başka da bir şey almam. Beleklere gelirsek, dur beleklere gelmeden önce hedef çizgilerinde birinci gün aşamada yeni komutan 5 seviye yükseltirsin diyor. What the fuck? Sunucunda diyor ikinci diyor toplu çeteler geliyor diyor. Karşılıklı işler ve çete iştahan görevleri diyor bu diyor. Süreli Belek Sandığı, Erebor'un efsane tarihi, geç. Sandıklı olarak ha. Cesaret Kıvılcım itibari, Elf Ezgisi tarihi itibari. Ne diyor? Kalenin tarzını dönüştürmek için tüm kaleleri tarz dönüşmeleri etkinleşir diyor. Yani oyunu sezon 1 biraz şey olmuş, eskisi gibi değil. Ne derler ona? İyiler kötüleri karıştırmışlar.
Bizim burada egzotik sandığı aramaya çalışıyorum da. Egzotik sandık yok. Neden bilmiyorum. Oyunu biraz ağlatmışlar galiba. Yok acı. Egzotik sandık bulamadım. Belki vardır, ben görmüyorum. Etkinliklere gelirsek iki tane çok, yani oyuna başlayacaksan etkinlikler 7 günlük şeyleri getirmişler. Tabi biz en son 2 yıl önce başladık sıfırdan. Yani bayağı bir oluyor. 8 sezon önce. 1,5 yıl önce falan. O zaman tam yok, çok değişmiş, bayağı bir değişmiş. 7 günlük şeyler var, görevler var, hedefler var. Küçük küçük şeyler veriyorlar. Yukarıdaki ilerleme puanlarını veriyorlar. Yani mavi eşya veriyorlar. Hala çok cimriler bu konuda. Başlangıçta 70 kişi olursan işte herkese şey veriyor, elmas veriyor. Çok düşük bir elmas. Sıralama ödülleri var. Zaten bu bizim olayımız değil büyük ihtimal. Bereket topla yakındaki takviye var. 200 gücündeki şey tamam, okey. Onu Gandalf'la yenebiliriz sadece. Gizemli pınar mevcut diyor yönetici üyeler. Okey. Karışık klasik yine 10 belek 8-16 saat hızlandırma, bir de 5000 zümrüt. Belek vermiyor. O biraz çok saçma geldi bana. Belek vermemesi çok saçma şu an. Bizde zamanımızda bize yani oyun başı belekler veriyorlardı buradaki görevler. Buradaki görevler artık belek vermiyor. Oyun başı 20 belek topluyorduk. O belekleri artık vermiyor. Aragorn var, vardı zaten bu. Şurada aylık değil, aylık değil. Aylıkta şey vardı. Elmas da vardı, onu da kaldırmışlar. Zaten bayağı önce kalkmıştı. 20 liralık şey var. Yani. Ya oyunda çok şey değişmiş. Ne dersen. Başlangıç olarak böyle yapmışlar. Diğer videolarda şeyleri anlatacağım. Ne derler ona? Hangi komutanların nasıl kasmamız gerektiğini anlatacağım. Ben ileri oyuna hiç para yatırmadan şöyle bir başladım. Hangi Hanayna kardeşlik görüntüleri değişmiş. 8 saatlik filan. Yani oyunun çok kadar çok kendini sezon 1'de geliştirmiş, onu görebiliyorum. Harita konumumuzu değiştirebiliyoruz. Bunun olduğunu bilmiyorum. Yani bir garip olmuş. İnsanlar hala oynuyor oyunu. Elf kıtasında başlamış bu. Kardeşliğe gelirsek en çok da kardeşlik puanı olan da İron. Klanına gidebilirsek gidemiyoruz. Üyelere niye giremiyoruz? Çok saçma geldi. Üyeleri görememem çok saçma. Bunlar Rohirrim, her şeyin şeyi var herhalde. Neyse arkadaşlar, ilerleyen videolarda da dediğim gibi komutanları anlatacağım. O sezon böyle olmuş, bir garip olmuş. Beni izleyeceğiniz için teşekkür ederim.